Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Google'ın uygulaması, Google Saat uygulamasını inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce, eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekranı almanızı tavsiye ederim. Haydi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar, uygulamayı Google'ın geliştirdiği uygulama olduğundan emin olmanız için Google LLC yazısını gördüğünüz bu uygulamayı indirip yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen ücretsiz uygulama. Burada uygulamayı aç diyerek ilerliyorum. Anlık olarak gördüğünüz gibi bize burada ana menüde mevcut saati ve tarihi gösteriyor. Burada artı seçeneğinden istediğimiz şehirde anlık olarak saatin kaç olduğunu öğrenebiliriz. Örnek olarak buradan İstanbul'u ekleyelim. İstanbul'u ekledik. Farklı bir şehir girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Tokyo'da ekledik. Aynı şekilde farklı kıtalardan farklı şehirleri belirledikten sonra arkadaşlar buradan bütün saatleri takip edebiliriz. Alarm kurabiliriz. Gördüğünüz gibi alarmları sürekli tekrarla seçeneğinden haftanın istediğimiz günlerinde istediğimiz saatte tekrarlatabiliriz arkadaşlar. Varsayılan zil sesini belirleyebilir. Titreşimi aktif hale getirebiliriz. Alarmın duraklatma seçeneğini belirleyebilir ve sil seçeneğinden alarmı silebiliriz. Ek olarak etiketleyerek ben gruplandırabiliriz arkadaşlar. Zamanlayıcıdan yine buradan zamanlayıcı aktif hale getirebilir. Bu sayede mevcut olarak kronometreyi de kullanabiliriz. Ve ek olarak kronometre kullanmak istersek de buradan tekrardan bunu çalıştırabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir bildirim geliyor karşımıza. Evet, zamanlayıcıyı kapattık. Kronometreyi kapatalım. Uyku vaktine baktığımız zaman arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi daha iyi bir uyku ve tutarlı bir uyku istersek buradan bizim için bir uyku saatini belirletebiliriz. Ve bu saatlerde aslında bize alarm kurarak haftanın istediğimiz gününde, örneğin biz hafta sonu bunun olmasını istemiyoruz, sadece hafta içi istiyoruz. Belirlediğimiz saatlerde bunu gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gün doğumundan önce veya sonra alarmı çalıştırabilir. Ses ve titreşim ayarlarını yine buradan güncelleyebiliriz arkadaşlar. Yine 7 saatlik bir uyku için veya buradan arttırabiliriz veya azaltabiliriz arkadaşlar. Alarmımızı ayarlayabiliyoruz. Yine sağ üstten ekran koruyucu açabilir. Aynı şekilde ayarlarını düzeltebiliriz. Gördüğünüz gibi saati dijital veya analog hale getirebiliriz. Saatte saniyeyi de ekleyebiliriz. Otomatik ev saatini açabilir. Ev saati dilimini, tarih ve saati manuel olarak değiştirmek istersek yine buradan değiştirebilir. Alarmları gördüğünüz gibi şu süreden sonra sessize al diyebiliriz. Erteleme süresini belirleyebilir. Alarm ses düzeyini belirleyebiliriz arkadaşlar. Ve zamanlayıcı ayarı ve ekran koruyucu ayarlarını da buradan aktif hale getirebiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.